Yunanistan-Mısır anlaşması da olduğu gibi diyorsun. Sayın Karakuş, az önce sizinle bağlantımız kesildi. Arkadaşlarımız tekrar bağlantıyı kurdu. O sırada Sayın Pekin'in görüşlerini aldık. Bu iyi niyetli bir tavizdir. Doğru yol olduğuna inanmıyorum. Yunanistan'la sorunlar görüşüyle çözülseydi bu kadar sorun çözülürdü der. Siz şu anda gidişatı, gelinen aşamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru mu yanlış mı sizce? Ben ilk önce efendim savaşın önlenmesine bakarım. Evet. Burada şimdi bu çatışmayı önleme teknik heyetlerinin görüşmesi bir yerde Türkiye ile Yunanistan'ın çatışmasının önlenmesi amacı güttüğü için bence çok olumlu bir adım. Çünkü bu olayda önemli olan çatışmayı efendim büyütebilecek olan hava kuvvetleridir. Şimdi biz Ege'de 1990'lı yılların sonuna doğru devamlı surette Yunanlı efendim işte hava kuvvetleriyle Yunan hava kuvvetleriyle yapmış olduğumuz birçok çatışma, birçok efendim yükselme, tansiyonun yükselmesi neredeyse bizi savaşa götürmek üzereydi. Evet. Bunun üzerine NATO devreye girdi. NATO devreye girerek bir düzen oluşturuldu. Bütün radarların bilgileri NATO'ya aktarıldı hava kuvvetleri açısından. Çünkü Ege'de öyle bir durum var ki kara suları 16 mil olduğu halde Yunanlıların hava sahası kara suyunun üstünde 10 mil. Biz bu 4 milin içerisine girdiğimizde hava kuvvetleri olarak Yunanlılar bizi devamlı şikayet ediyorlar. Ve iki hava kuvvetleri orada tabii ki çok fazla bir şekilde tansiyonu yükseltecek şekilde hareket ediyor. Niçin bu hava kuvvetleri ile ilgili onu da belirteyim. Hava kuvvetlerinin sürati çok yüksek. Tabii. Hemen 3 dakikada bakıyorsunuz efendim neredeyse savaş çıkma noktasına gelebilir. Gelir. Tabii. O nedenle tabii ki NATO o zaman devreye girdi. Bizim ve Yunanistan'ın bütün radarlarının bilgileri anında NATO'ya aktarılır hale getirildi. Herhangi bir şekilde kimin efendim şikayeti doğru, kiminsi yanlış ortaya çıkarıldı. Bu suretle de Türkiye daha rahatladı. Çünkü Yunanistan devamlı surette yanlış bilgilerle efendim NATO'yu bir şekilde kandırmaya devam ediyor. Şimdi burada da en önemli konu Fransa'nın oyunlarının devre dışına çıkarılması. Yani şöyle bir durum var. Macron bu iki ülkenin yani Türkiye ile Yunanistan'ın savaşmasını istiyor. Bununla ilgili olarak da adımlarını fevkalade yüksek şekilde attılar. Birleşik Arap Emirlikleri'nden ondan sonra yeterli efendim füze ve her türlü malzeme Yunanistan'a getirildi. Miraj uçaklarına ve F-16 uçaklarına takılacak şekilde. Bunun yanı sıra Fransa'da kısa bir zaman içinde 40-50 tane uçak yani pilot miktarına bakarak miraj vermeyi taahhüt ederek savaştırmayı istiyordu. Şimdi tabii ki bunu Almanya önledi. Evet. Almanya efendim bu işe razı göstermedi. Bu rıza göstermeyince işte siz de dün açıklamasına göre Yunan Başbakanı'nın şunu görüyorsunuz. Biz evet böyle yeni uçak alacağız 18 tane ama önce mirajları efendim modernize edeceğiz, yenileyeceğiz. 4 fırkateyn alacağız. 4'ünü yenileyeceğiz. Ama 10 yıl 10 milyar euro şeklinde bir harcama yapacağız. Öyle istediğimiz gibi harcamayacağız, eskisi gibi harcamayacağız dedi. Yani bir yerde efendim Almanya'nın burada baskısı sen nereden böyle efendim Fransa'dan efendim çok miktarda uçak alacakmışsın efendim bir şekilde bu harcamaları nasıl karşılayacakmışsın diye baskı kuruldu. Şimdi burada en önemli konu önce bir savaşı önleyelim. Fransa'nın burada oyunlarından kurtulalım. Şimdi bu efendim sistemi kurduğunuzda yani bizim Sayın radar uçaklarından alınan bilgilerle evet. Bizim radarlardan alınan bilgiler aynı zamanda Yunanistan'ın bilgileri NATO'ya aktarılacak. Herhangi bir şekilde kim hata yapıyor o ortaya konacak. Bunun yanı sıra Fransa'nın uçakları o bölgede uçar ise Fransa ikaz edilecek. Sen ne arıyorsun burada denilecek. Efendim evet. Çünkü
Önemli bir unsuru aktardıktan sonra Sayın Karakuş'a bağlantımızda böyle problemler oluyor. Sayın Pekin. Evet. Yani elektronik harp yeteneğini kullanma imkanı vardı Fransa'nın. Onun da önüne geçme amaçlı hareket tarzıdır bu. Bence önce savaş önlendiği için, tabii ki bu işte her zaman %100 önlendiği söylenemez. Ama belirli ölçüde tansiyonun düşürüldüğü için çok iyi bir işlem yapılacağına inanıyorum. YouTube kanalımıza abone olun.